Hadi bakalım Emre. Özge'den özür dile de bu konu burada kapansın. Hayır, dilemeyeceğim. Boş verin Hakan amca. Gerek yok. Her zamanki Emre işte. Aslında ben onu seviyorum ama nedense onun bana tahammülü yok. Hadi be kızım, sinsi şey. Emre, yine başlıyor musun? Hayır, ben hiçbir şeye başlamıyorum. Özür dilerim. Ne biçim özür dileme bu? Hakan, yeter ama. Çocuğun üzerine bu kadar gitme. Özür diledi işte. Tamam, Emre'de de hata var ama biraz da onun tarafından bak. Ne kadar sinirlendiğini anlamaya çalış. Sana fikrini soran oldu mu şimdi? Ya her zaman böyle oluyor zaten. Yani Hakan'ın olmadığı ya da görmediği bir anda yapacağınızı yapıyorsunuz. Hı-hı. Sonrasında da çocuklar ya da ben suçlu oluyoruz. Sen aklını kaçırmışsın. Şaka gibi. Nana, sakin ol lütfen. Bu kez sakin olmak falan istemiyorum ya. Bunların çocuklara ve bize neler yaptığını görmüyor musun? Hakan, bu köylü kızının bana karşı küstahlığını sürdürmesine izin mi vereceksin? Ya ikiniz de keser misiniz artık? Oturun lütfen. Yaptıklarınızın karşılığını alacaksınız. Susmayacağız artık, anladınız mı? Yaşa ben ona, yürü ben ona. Emre, beş kardeş geliyor ama. Aferin Nana. Ha şöyle bir ezik ezik durma artık. Savun sen de kendini. Hakan, duyuyor musun? Bak neler söylüyor. Düpedüz beni tehdit ediyor. Nana, gerçekten biraz ileri gidiyorsun ya. Bu kadar yeter artık. Tabii, bu kadar yüz verilirse olacağı bu. Daha dün geldi, bugün söylemediğini bırakmıyor. Dili pabuç gibi maşallah. Gördün değil mi Nana'nın gerçek yüzünü? Hı? Hadi çıkın çocuklar, hadi. Of! İyi dersler. Sağ ol. Dur bakalım şöyle. Bak şimdi, bu Özge. Bunlar çocuklar. Bunların evindeyse tek yardımcım var. O da bu. Merhaba Özge. Ne var, ne istiyorsun? Üzgün gözüküyorsun. Emre ile kavgalı olduğumuz için beni aralarına almıyorlar. Sanki bilmiyorsun. Ayrıca annem senin dilinin pabuç gibi olduğunu ve yakında onu keseceğini söyledi. Yazık. Halbuki ben senin yanındayım. Emre'ye senden özür dilemesi için çok yalvardım. Gerçekten mi? Tabii ki hayatım. Sen sonuna kadar haklısın. Ama yine de beni dışıyorlar işte. Dur, öyle değil. Çünkü yanlış davranıyorsun. Politik olmalısın. Öncelikle onlara iyi davranmalısın. Asla onlar hakkında ne düşündüğünü göstermemelisin. Nasıl yani? Önce onlara çok iyi davran ve aralarına gir. Sonra intikamını alman daha kolay olacaktır. Hem bunu çaktırmadan yaparsan seni kimse suçlayamaz. Haksız mıyım? Şaka gibi. Neden bana bu akılları veriyorsun? Hiç. Sadece Emre'nin iyi bir ders hak ettiğini ve böylece şiddet kullanmaktan vazgeçeceğini düşünüyorum. O kadar. Aa, Nana değil mi o? Nana. Nanacığım. Çocuklar, acil bir işim var. Şimdi sizinle konuşalım. Sence Nana'nın nesi var? Anlamadım ki, burada ne işi vardı acaba? Belki de baban şu dünkü kavga yüzünden müdürle konuşması için onu göndermiştir. Belki de. Allah Allah. Emre, senden özür dilemek istiyorum. Hepsi benim hatamdı. Babana ceza aldığını söylememeliydim. Kusuruma bakma, durup dururken başını belaya soktum. Şaka gibi. Abuzer. Abuzer. Re dedi. Reyhan. Evet, Reyhan sen dedi. Rıdvan, Rıdvan. Neşe. Emre, bunları sana getirdim. Ne bakıyorsunuz? Emre'yi kendime affettirmek istiyorum. Emre, düşün istersen. Yani. Yok artık, içinize yer koymadım ya. Ben sizinle iyi olmaya çalışıyorum. Siz bana nasıl davranıyorsunuz? Aşk olsun. Peki, teşekkür ederim. İyi dersler. İyi dersler. Yakında göreceksin Gülne Emre Bey. Hani gece yarısı eve gelecekti? Hani Hakan'dan uzak kalacaktı? Bizden önce damlamış. Hakansız yapamıyordu. Ben sinir oluyorum ya. Öyle deme anne. Bugün okula gelip bana harika fikirler verdi. Ne?
bakışlarına baksana. Ne oldu Nana, bir şey mi var? Ne olsun Hakan'cığım, bir şey yok. Özledim seni. Çocuklar, hadi bakalım, sofra hazır. Buyurun. Evet, hadi yemek yiyelim. Yok yok, Nana, kesin bir şey olmuş. Kızım, kurulma öyle baş köşeye. Git sarmayı getir. Hadi. Git kendin getir be. Bütün işleri ben yapacaksam senin burada hiçbir işin yok. Huzur evine git daha iyi. Ay pardon. Anana. Ne kadar ayıp. Ama bak makbuş kırılır sonra. Hadi buyurun, afiyet olsun. İyi güzel kızım. Bu Sultan, ne yapmışsın ya? Bu ne iğrenç bir şey ya. Midem kalktı. Ama ben bu yemeğe acı koymadım ki. O yaşasın, yine biz de yiyeceğiz. Makbuş, sen iyice bunadın. Yarın senin için bir huzur evi bulmalıyım artık. Ne? Şaka gibi. Gerçekten şaka gibi. Makbuş hakkında böyle konuştuğuna inanamıyorum. Bence bu işte bir iş var. Sanki bizim bildiğimiz, tanıdığımız Nana gitmiş, yerine başkası gelmiş gibi. Nana ne kadar şeker değil mi? Ya ne demezsin? Kızım çık şuradan, kafamı bozma benim. Emre sakin ol. Bak yine başım belaya girecek. Ben sana iyi davranıyorum Emre. Sen de buna böyle davransan iyi edersin. Emre dersiniz majesteleri. Ya çık dediğim. Çocuklar lütfen bana inanın. Etrafımda benim dışında bir şeyler dönüyor sanki. Aman sen de Makbuş'un huzur evine gitmesini istediğini söyledin. Ben mi? Evet, sonra okulda bizimle hiç konuşmadın. Ama Özge ile aran çok iyiydi maşallah. Özge ile mi? Nana, sana ne oldu? Ben bunların hiçbirini yapmadım. Bakın beni dinleyin. Nesi var? Bilmiyorum Yağmur. Bilmiyorum. Neden bana iyi davranıyorsun? Sen çok akıllı bir kızsın ve seni çok seviyorum. Şaka gibi. Boş ver bunları. Bak bende ne var? Emre'nin günlüğü. Ama... Al bunu. Sınıfta arkadaşlarınızla okur, eğlenirsiniz. Ama Emre bunu duyarsa canımı okur. Korkma. Ben senin arkandayım. Beni dinleyin. Sevgili günlük. Bugün yine Özgü yüzünden babamla nazar işittim. Bazen bu hayattan uzaklarda olmak istiyorum. Mesela dünyayı dolaşan bir geminin kaptanı olsaydım ne güzel olurdu. Ama sevsinler kaptan olacakmış. Ya da uzay gemisiyle tüm gezegenleri dolaşmak. Ya sen ne yaptığını sanıyorsun ya? Defterimi nasıl çalarsın? Birincisi, hayal gücün çok geniş. Tebrik ederim. İkincisi, o defteri ben çalmadım. Yalancı! Biraz önce sınıfta, herkesin için okumam için bana verdi cicim. İnanmıyorsan sorabilirsin. Evet, o verdi. Sanırım müdürün odasına gitti. Kesinlikle bu işte bir şey var. Gel benimle. Nana! Ne var? Beni mi takip ediyorsunuz? Nana, sen boğulamazsın. Evden kaçtığım günü hatırlıyor musun? Beni hep seveceğini, hiç bırakmayacağını söylemiştin. Kim? Ben mi? Sonra ben matematik sınavına girerken beni sabaha kadar çalıştırmıştım. Senin sayende 5 almıştım. Hadi canım. Kimse için uykusuz kalacağımı sanmıyorum. Nana, benim doğum günüm hangi gün? Bana ne senin doğum gününden? Sana bir şey söyleyeyim mi? Bu kesinlikle Nana değil. Evet, değil. Gel benimle Makbuş'a telefon açacağız. Evet. Çocuklar eminsiniz değil mi? Kesinlikle. İki patates. İşte geliyorlar. Saklan. Bir patates. İki patates. Nana Hanım, bir dakikanızı rica edebilir miyim? Özür dilerim Nana Hanım. Kulina Hanım'ın son sözü bu mu yani? Maalesef sizi bir daha görmeyecek. Üzgünüm. İzninizle.
Kendimi iyi hissetmiyorum da. Sevmedim. Başka bir şey oynasak olmaz mı? Şu işe bak. Bana ne kadar benziyor. Benzemiyor. Birebir ikizin. Demek kötü olan her şeyi o yaptı. Bu kesinlikle Şoker'in başının altından çıkmış olmalı. Hı-hı. Neyse bir fikrim var. Müdür Bey. Efendim. Annemi ikna etmeye çalışacağım. Söz veriyorum. Öyle mi? Çok teşekkür ederim Nana Hanım. Siz de Kulina Hanım gibi çok yüce bir yüreğe sahipsiniz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Özge nerede? Evine gitti. Bugün yaptıklarından sonra bizim yüzümüze bakamaz herhalde artık. Neden? Ben onu çok seviyorum. Sen sahtesin. Nana değilsin sen. Korkmayın çocuklar. Nana. Buradayım. Nana. Aman ne sevimli bir tablo. Nanacık, senin yerine burada kalmaya karar verdim. Sanırım gitmen gerekecek. Hayır efendim, hiçbir yere gitmiyorum. Bal gibi gideceksin. Söylediğin onca kötü şeyden sonra Hakan seni istemeyecek. Peki seni ister mi sanıyorsun? Ben bir yolunu bulur, onun gönlünü alırım. Geldim çocuklar. Kulina. Kulina. Şimdi sahte olanı sonsuzluğa göndereceğim. Söyleyin çocuklar, hangisi? Bu. Sağ olun, çok yardımcı oldunuz. Kulina, ben gerçek Nana'yım. Onu yok et lütfen. Hayır Kulina, gerçek olan benim. Ona inanma. Kulina, yalan söylüyor. Hayır, söylemiyorum Kulina. Baba. Evet. Sen bez bebeğe dönüşmediğine göre sahte olmalısın. Al bakalım. Bunu yapma. Dur. Baba. Babacığım. Neredesin baba? Güle güle. Sonsuza kadar. Hadi Nana'ya. Nana. Canlarım. Kulina'm. Bu işte bittiğine göre kimseler gelmeden bana müsaade ha? Çok teşekkür ederim. Seni çok seviyorum. Deli kız, ben de seni çok seviyorum. Kulina, eğer ikimiz de bez bebek olma özelliğine sahip olsaydık, o zaman gerçek Nana'yı nasıl anlayacaktın? Gözlerinden. Çünkü kimse senin kadar ışıl ışıl bakamaz. Hoşça kalın. Güle güle. İyi de kendimi Hakan'a nasıl affettireceğim? Her şeyi Kulina Hanım halledecek değil ya. İşin orasını da bana bırak kızım, bana. Haklısın. Gece düşme Özge olmadı ama vallahi kahvaltı boğazımdan geçmiyor. Sahi evladım, bu sabah niye gelmediler? Simge ile aramız biraz limoni. Yaşasın, yoksa ayrıldınız mı? Boyundan büyük işlere karışma sen Çitlenbik. Hayırdır evladım? İşle ilgili. Piyasa çok durgun. Ne olacağı hiç belli değil. Ben temkinli davrandıkça o sonu ne olacağı belli olmayan işlere girmek için ısrar ediyor. Aman evladım, sen ona uyma. Azla kanaat etmeyen çoğu bulamaz. Allah korusun. Zaten memleketin hali belli. Gel de bunu Simge'ye anlat. İşin kötüsü Volkan da onun aklında. Neyse, sabah sabah tadımızı kaçırmayalım. Üstüme iyilik sağlık. Ne bu? Herkese merhaba.
Kusura bakmayın, bu şarkıyı çok seviyorum da. Ne zaman dinlesem kendimi kaptırıyorum. Yani elimde değil, ne yapayım? El deliye hasret, biz akıllıya. Buyur kızım, bir şey mi istedin? Ben Şeri. Komşunuz Nezahat Hanım'ın yeğeniyim. Şeri mi? Şerife yani. Ama arkadaşlarım bana Şeri derler. Aa, Nezahat Hanım'ın Antakya'da bir kız kardeşi vardı. Sen onun kızı mısın? Evet hanım teyze. Ay, seni en son böyle fundaktayken gördüm. Ne kadar büyümüşsün. Geç otur şöyle. Buyur. Tam tipim. Ama hemen sevsinler. Pek hanım kadındır anne. Nasıl, iyi mi? Hı hı. Sen tatile mi geldin buraya? Yok şey, ben üniversite yani iktisatı kazandım da buraya da okumaya geldim. Teyzemin yanında kalacağım artık. Demek komşu olduk. Al canım. Sık sık gelirsin artık. Tabii gelir bir tanem. Hadi çocuklar, servis gelmek üzere. Size iyi günler. Hadi İyi günler. İyi dersler. İyi dersler. Yahu geldik şu okula. Çocuk muyum ben ya? Rezil ettim beni el elime. Bu lafı. Ya belki de öyle ama Binali Aram sınıfa kadar bırakacaksın dedi. Ya de hadi sen git ya. Of. Ya dikkat etsene ya. Üzerime çıktın. Ya of, şu çorbanın haline bak ya. Of buyurun. Affedersin, görmedim. Selman. Buyur ağa. Git hemen bir yerden 10 tane çorap al hanımefendiye. Olur. Kirlenmişti. Kapkabının içine giysin. Ne diyor bu be? Bilmem. Daha önce bizim okulda gördün mü sen Mustafa? Hayır, yeni gelmiş galiba. Ya ne güzel okulmuş bu be. Kızım Melike günü gördü. O halde beğendiysen gidelim baş öğretmene. Beraber kaydını yaptıralım ha. Hadi gel. Hadi. Tamam. Siz de kimsiniz? Yeni öğrenciyim. Bu okulda okumaya geldim. İyi de çocuk, forman yok mu senin? Ney bu, ney bu? Bak, çocuklar üzerindeki giysileri görüyor musun? Onlardan giymen gerek. Ben hayatta giymem o kıyafeti. Ben böyle iyiyim, iyiyim. Bu okulda okumak istiyorsan giymek zorundasın çocuk. Şimdi öğretmen beyefendi, bir dakika. Bak şimdi bu çocuğun bazı... Bana ne kardeşim? Kim olursa olsun mecburen bu okulun formasını giyecek. Gidin, öğrenci işlerinden halledin. Mesut, hoca efendi. Hoca değil, öğretmenim. Peki öğretmenim, saygıdeğer efendim. Formayı alalım da çocuk giyinsin. Aga, babanız okul için ne gerekiyorsa o yapılacak dedi. Alex sen de. Ama böyle konuştuğun zaman gururuma dokunuyor benim. Bu kıyafet düdük gibi oldu hocam ya. Karizma gitti. Ben bu kılıkta okumam bu okulda. Selman, hadi gidelim. Ağam, paşam. Babam bizi eve almaz vallahi. Gözünü yanayım, gözünü yanayım, gel. Biz senin ölçülerine göre kıyafet buluruz. Selman, hemen bu kıyafet için hallet. Tamam. Tamam ağam, sen hiç merak etme. Ramazan, sen sınıfını biliyorsun. 5A. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Buyur ağam. İyi günler. Buyur, 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 buyur. Müdür bey izindi. Gerçek bir müdür gibiyim. Hatta ondan daha iyiyim. Bak şimdi ne yapacağım? Ver kalemimi ya. Al, yemedik kalemini. Bu da kim ya? Baksanıza okulumuzun formasını giymiş. Koridorda dolaşıp serserilik yaptın yetmiyormuş gibi. Bir de sınıfımıza mı giriyorsun? Ne var ya? Ben bundan sonra bu okulda okuyacağım. Bir itirazın mı var? Belik ya güzel. Evet, kitaplarınızın 24. sayfasını açın bakalım. Evladım ne yapıyorsun sen? Kahve mi burası? Kaldır onu çabuk. Başımla beraber hocam. Kusura bakma hocam, el alışkanlığı. Hocam değil, öğretmenim. O da ağız alışkanlığı ama değiştireceğiz ciğerim. Evet Figen, okuma parçasına başla bakalım. Aşağıdaki okuma parçasında gibi hataları var. Şu halime bak ya. Şapla bana döndürdüler beni. Of, hem gurbet hem gönül yarısı adama çok kötü vuruyor vallahi. Ne bak, nereye gidek?
Melike gün yılan olsun. Keşke eşli fistanın solsun. Saçlarına bitler dolsun. Melike güzel, Melike güzel. Çok güzel. Bu bir kamera şakası olmalı. Ya saçmalamayın ya. Ne diye alkışlıyorsunuz? Biliyor musun? Kızmak sana çok yakışıyor. Ekült. Yaramaz demek yani. Ne biçim konuşuyorsun be? Vallahi seni müdüre söylerim, görürsün gününü. Ne yapayım, kır çiçeğim. Gönlüme laf geçiremiyorum ya. Vallahi cezam neyse çekerim. Şimdi düşüp bayılacağım. Ne? Şiiri beğenmediysen sana hip hop söyleyeyim istersen. Yok aman, istemez. O halde Arya söyleyeyim. Hadi be, senden varsın Arya'dan. La donna e mobile quali più mai vento. Vay canına ya. Donna e mobile. Ayıptır söylemesi, bu eseri İngiliz Gayal Operası'ndan biliyorum. Buradan önce İngiltere'de okuyordum da arada bir opera, tiyatro falan gidiyorduk işte. Müsaade edin çocuklar. O ne ya? Oh be. Merhaba Ramo Ağa. Ramo Ağası siz değil mi? Söyle, ne vardı? Geldiğinizi duyduk da elimizden geleni yapalım dedik. Bundan böyle sizin yemek olayınız bizdedir, ona göre. Burada baklalı bulgur aşıyla sini kebabı var. Ayrıca humusla künefe de hazırladık. Sağ olasın usta. Canım ayıptır valla. Şuradan birkaç paketi de hocalara verin. Emriniz olur. İyi oldu he. Valla çok acıkmıştık ya. Ne bakıyorsunuz? Saldırın. Çok güzel koktu valla. Okula dışarıdan yemek getirmek yasak. Ben yemek getirmedim ki gülüm. Sen gördün. Adam kendi kendine sponsor oldu işte. Ya burada her şeyde şekil, her şeyde kural ha. İnsanın yaratıcılığını öldürüyorlar valla. İngiltere'de hiç böyle değildi. Her şey serbestti, serbest. Ama bu kafanın içindekiyle ilgileniyorlardı. Sen gerçekten orada mı okuyordun? Söylemesi ayıptır. Benim babamın hali vakti çok yerindedir ha. Bir sürü köyü var memlekette. Bizde zengin çocukları genellikle yurt dışında okur. Ama biz babamla geri döndük. Sıkıldım oralardan. Vallahi dağılırım. Kurban olayım. Atkım için. Ay istemiyorum dedim. Ay ne yapamaz şeysin. Ah ya vah. İştahım kesildi bak, görüyor musun? Ne kaçık bir çocuk değil mi? Çok haklısın. Bana yiyecek gibi bakmıyor musun? Sinir oluyorum. Ah. Ay. Ramo, bence Özge'den vazgeç. Niye kardeş? Yoksa senin yavukluğun mudur? O zaman bağrıma taş basarım, dünya ayret bacım derim. Aman Allah korusun. Sadece o gıcığın tekidir. Senin üzer ona göre. Ne yapak? Gönül bu. Söz geçiremiyorsun ki. Gerçekten sünnet düğününe Mustafa Sandal mı geldi? Evet, ne var ki? İbrahim abi de geldi ama pek vakti yoktu. 3-4 tane söyleyip gitti. Ne yapıyorsunuz kızlar? Böyle dik durduk, böyle değildik. Buyur paşam. Geldi. Sağ olasın. Hadi git şimdi. Hoca görürse kızıyor. Lüks. Tamam paşam. Ben bahçedeyim. O ne? Hanımefendi için küçük bir hediye. Yazık çocuğa. Aşkına ona Özge'ye oldu. Ne bakıyorsun be? Kebapların, künefenin falan yüzüne bakmadın. Humus değmenin kaçsındır diye düşündüm. Bu ne be? Bilmiyor musun? Suzy, Japon mutfağından. Olamıyorum, şaka gibi. Suzy, Japon mutfağından.